Şehir Günlükleri programından herkese merhabalar. Şimdiki durağımız Ankara. Ankara'daki ilk durağımızsa NATO yolu Cengiz Han Mahallesi oldu. Yanımızda Bilal Arslan var. Henüz genç yaşında çiğ köfte işine girdi. Oldukça değişik hikayesi de var. Önce hikayesini dinleyeceğiz. Daha sonra kendisini tanıyacağız. Efendim, muhasebecilikten çiğ köfteciliğe uzanan bir hikaye. Evet efendim, bir... Daha önce Yozgat'ta yaşıyordum zaten. Yani orada tarım işiyle uğraşıyorduk. Daha sonra işte 2010 yılında Ankara'ya taşındık. Sonra özel bir firmada muhasebe işine girmiş oldum. Ankara'da çalıştım 4 yıl boyunca. Daha sonra yurt dışı projelerine gönderdiler beni kendileri. 4,5 yılda yurt dışında çalıştım. Muhasebeci olarak? Evet, muhasebe yurt dışında şantiye muhasebeci olarak çalıştım. Orada hem idari personel olarak da görev yaptım. Daha sonra işte 3 ay önce de Türkiye'ye dönüş yaptım. İşte değişik sektörlerde bir ticaret yapmaya karar verdim. En iyi uygun, rahat yapabileceğim, becerebileceğim kendimde bu sektöre girmeye karar verdim. Gayet de güzel, memnunum da, işimden de memnunum. İnsanlara hizmet etmek de gayet güzel bir şey. İnsanları mutlu etmek, sevindirmek gayet güzel, hoş. Yaklaşık bir ay oldu çiğ köfte işine gireli. Muhasebecilik mi, çiğ köftecilik mi size göre? Kesinlikle çiğ köftecilik. Yani şundan dolayı muhasebeci sadece kendi işini yapıyorsun, kendin mutlu oluyorsun. Ama çiğ köftede hani bir şeyleri tattırmak, yedirmek, hani sadece çiğ köfte değil, burada unlu mamullerimiz de var zaten. Evet, onlara geleceğiz. Sizde çeşit çok. Aynen. İnsanlara hani böyle bir şey, renkli bir şeyler tattırmak, hani yeşillik olsun, çiğ köftenin lezzeti çünkü bambaşkadır. Herkes hani çok fazla çiğ köfte var ama bizimkinin lezzeti gerçekten çok farklı. Yiyen insanlar çok memnun kalıyor. Nedir sizin çiğ köftenizin farkı? Bizim çiğ köftemizin farkı diğer firmalara göre bizimkinde Çin tuzu yok, bulyonsuz, herhangi bir renk gıda maddesi yok. Doğal orijinal ürünlerini katıyoruz. Daha lezzetli, daha şey, hani günlük taze getiriyoruz. Kesinlikle ikinci bir güne ürün bırakmıyoruz. Bekletilmeden günübirlik taze taze müşterilerimize sunum yapıyoruz. Hani bizimkinin lezzetli olmasının sebebi firmamızın gerçekten bu sektörde kaliteli ürün piyasaya sürmesi, insanlara güzel lezzetli ürün tattırmasının sebebi. Bir de tabii bizim müşterilere karşı işte saygılı, dürüst, hani onlara güler yüzlü karşılamamız insanların da çok hoşuna gidiyor. Gerçekten iyi müşterilerimiz oldu, saygılı, onlar da bizi çok seviyor. Gayet de memnunuz yani şu anda gidişattan. Köftenin içine bir şey daha katıyordunuz siz. Ne katıyordunuz? Et soslarımız var, acılı et sosumuzu. Bir de kesinlikle sevgi, bu işin olmazsa olmazlardan bir tanesi sevgimiz. Bu sevgi olmazsa olmazdır yani kesinlikle. İnsanlar bundan çok hoşuna gidiyor. Tadı belki hani bizimki gerçekten güzel. Hani başka yerde de olsa mesela tadı kötü de olsa insanlara o sevgisini kattığı zaman gerçekten işinden çok hoşuna gidiyor. Müşterilerimizden bu insanların gözünden anlayabiliyorsunuz yani gelen müşterilerinizin. İşinize bayağı bir ayda aşık olmuşsunuz. Aynen, kesinlikle ben hani... Bu işe çok geç kaldığımı da düşünüyorum. Yaşım şu anda 30. Keşke daha önce bu sektöre girmiş olsaydım. Keşke bu sektörde daha önce bulmuş olsaydım diye düşünüyorum. O kadar muhasebecilik yaptığınız yıllar yurt dışlarına kadar gidip hepsi ziyan mı diyorsunuz o yıllarım? Ah vallahi, keşke. Kesinlikle ziyan olarak düşünüyorum ya. Keşke 18 yaşında, 20 yaşında bu sektöre girebilseydim. Hani ticaret olarak da daha bir ilerlemiş olurdum. Çiğ köfte kralı olurdunuz belki. Kesinlikle. Şubelerimiz düşünüyorduk öyle. Hatta kendi aramızda konuşuyorduk da hani diyorduk hani bu biraz da ilerletsek birkaç daha şube açarız diye düşünüyoruz inşallah. Hiçbir şey için geç kalınmış sayılmıyor biliyorsunuz. Kesinlikle. Siz çiğ köftenize bu kadar güveniyorsanız ve bir ay içinde bu kadar yoğun bir ilgi gördüyseniz demek ki bir şey var bu işte. Ya işte dediğim gibi kesinlikle sevgimizi katıyoruz bu işin içine. Hani gerçekten de bizim çiğ köftemiz çok lezzetli. Yiyen bir daha kesinlikle şey yapıyor. Hani bizimkinde çok fazla bulgur karışımı yok yani. Etsiz olduğu için biraz da hani tam ayarında bütün şeyleri, ürünlerin. O yüzden daha böyle lezzetli, yiyimi böyle hani insanları rahatsız etmiyor. Acısı çok hafif zaten. Bu kadar anlattığınız şimdi bizi izleyenlerin kesin ağzı sulanacak. Neredeyiz? Bir de onu anlatalım. Sizi nasıl bulacaklar? Şu anda Ankara'nın Mamak bölgesinde Cengiz Han Mahallesi'ndeyiz. Adresimiz de Cengiz Han Mahallesi, Ozan Rehberi Caddesi, numara 12 Taksim Ceyhan. Paket servisimiz de vardır. Evlere, iş yerlerine her türlü servisimiz vardır. Harika. Sadece çiğ köfte değil, biraz da diğer ürünleri anlatalım efendim. Burada baklavalar görüyorum,
tatlı tuzlu kurabiyeler, poğaça, börek, simit sizde maşallah yok yok. Yani ben şimdi bu sektöre girerken hani insanlar dedim de hani çiğ köftesini alsın, yanına tatlısını yesin, poğaçasını, böreğini, her şeyini yesin diye hani düşündük. Hani bu yaptığımız konsepte 3 konsept bir arada şekilde. Hem çiğ köfte, hem unlu mamuller, hem de kafe tarzında bir daha önceki hayalimdi aslında. Bu yıl gerçekleştirmek nasip oldu ama pandemiye denk geldik. Ha, gene çok şükür işlerimiz iyi. Gayet de güzel, memnunum yani. Sizin çok güzel ve farklı tabak sunumlarınız var çiğ köfte ile ilgili. Onları merak ediyorum. Onlara geçelim mi? İzleyicilerimize bir gösterelim o tabakları, aynen, süslü tabakları. Tabii izleyicilerimizi çok da meraklandırmadan hemen geçelim. Onlara da güzel bir sunum hazırlayalım hemen hızlı bir şekilde. Sizdeyiz. Efendim, Bilal Usta öyle bir çiğ köfte tabağı hazırladı ki neredeyse sanat eseri diyeceğim. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum efendim. Müşterilerimizi bekliyoruz inşallah. Şubemizde bekliyoruz. İnşallah bu şekilde her müşterimize daha değişik sushi şeklinde tabaklarımız da var. Birazdan onları da hazırlayacağız. Ne şeklinde? Sushi. Sushi. Sushi tabağımız da var. İnşallah özel tasarımımız, kendi şubemize ait. İnşallah müşterimizi bekliyoruz. Bu şekilde sunacağız. Efendim, Şehir Günlükleri programında çiğ köfte ustası Bilal Bey'in yanındaydık. Bir sonraki durağımız neresi olacak acaba? Onun cevabını da Gizem'den alacağız. Bakalım Gizem Ankara'nın neresinde?